I've had dreams that weren't just dreams. Fragmanın yayınlanacağı duyurulduğundan beri herkesin odağındaki film The Matrix Resurrections oldu. Fragmanda gördüğümüz ilk detay, Thomas Anderson'ın yani Neo'nun kendini tekrardan ve bu kez yeni bir sürüm olarak gözüken Matrix'te bulması, üstelik orijinal üçlemede yaşananları hatırlamaması. Fakat fragman ilerledikçe Thomas Anderson'ın ilk filmin izinden giden bir şekilde yeniden Neo oluşunu görüyoruz. You don't know me. Bu noktada karşımıza çıkan ve ilk filmde olduğu gibi kendisine gerçek ve Matrix arasında bir tercih sunan karakterin bir Morpheus varyantı mı yoksa bir şekilde bildiğimiz Morpheus'un gençliği mi olduğu sorusu hala cevaplanmamış durumda. Fragmanın başında birbirleriyle tanıştıklarında geçmişlerinden habersiz olan Neo ile Trinity'yi fragmanın devamında aksiyonun içerisinde birlikte görüyoruz. Orijinal üçlemenin önemli karakterlerinden olan ve 4. filmde yer alacakları açıklanan Niobe ile Merovingian'ı fragmanda görmesek de Jessica Henwick ve Jonathan Groff'un canlandırdığı yeni karakterlerin film için önem arz eden karakterler olacağı izlenimini kolaylıkla ediniyoruz. Merak edilen soruları ve 4. filmin Matrix külliyatında nerede yer alacağını 22 Aralık'tan itibaren hep birlikte öğreneceğiz. Bu haftanın öne çıkan haberlerinden biri de Christopher Nolan'ın yeni filmi için stüdyolarla görüşmeye başlaması oldu. Deadline'ın haberine göre ünlü yönetmen tamamladığı senaryosu ile birlikte stüdyolarla olası bir işbirliği için görüşüyor. Bundan bir yıl öncesinde bu haber herkese şoka edecek bir havadis niteliği taşırken, kariyerinin büyük çoğunluğunda Warner Bros. İle çalışan Nolan'ın, Warner Bros'un geçen sene sonunda sinemacılara danışmadan aldığı belirtilen 2021 takvimindeki filmlerin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterilmesi kararı sonrası stüdyoyla arası açılmış, yönetmenin yakın çevresine gelecek filmlerine başka stüdyoların çatısı altında imza atabileceğini söylendiği konuşulmuştu. Çıkan haberler tüm bu dedikoduları doğruluyor gibi duruyor. Peki Nolan'ın yeni filmi neyi konu edinecek? Gelen ilk haberler filmin 2. Dünya Savaşı sürecinde Manhattan Projesi'nin başkanlığını yapmış olan ve nükleer bombanın babası olarak adlandırılan fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın atom bombasının bulunması ve kullanılmasındaki rolünü merkezine alacağını işaret ediyor. Warner Bros'un HBO Max kararı sonrası stüdyoyla arası açılan bir diğer sinemacı Denis Villeneuve, stüdyo çatısı altında imza attığı Dune'un devam filmi hakkında konuştu. Warner Bros'un kararı sonrası gelecek kontratlarına filmlerinin sadece sinemalarda gösterilebileceği bir şart eklemeyi düşündüğünü belirten ünlü sinemacı, Venedik'te premierini yapan ve bu yılın merakla beklenen yapımlarından Dune'un senaryosu hazır olan devam filminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Aralık ayında belli olacağını söyledi. Dune 2'nin gerçekleşmesi için ilk filmin gişede kötü sonuçlar almaması gerektiğini söyleyen Villeneuve'ün Aralık ayını işaret etmesinin altında da bu yatıyor gibi duruyor. Zira film Ekim ayı içerisinde dünya genelinde gösterime girecek ve Aralık ayına geldiğinde de filmin gişedeki vaziyeti netleşmiş olacak. En son çıkan fragmanlardan ve film dünyasından gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.